Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla buluştuk masada, laflıyoruz. Siz de buyurun Volkan Bey. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Özel bir şirkette çalışıyorum. Orada depo satın alma yetkisiyim. Emekliyim aynı zamanda. Çalışma hayatıma devam ediyorum. Çok güzel. Bir taraftan müzisyenlik bir geçmişim var. Hala devam ediyorum. Klavye çalıyorum. Klavye çalıyorum. Çocuklarım da hayatın sanatsal yönlerinde şu anda. Ya. İki kızım var. Allah bağışlasın. Buse ve Sera adında. Evet. Bir de küçük oğlumuz var. Paşa. Yaklaşık bir 7 senedir engelli. Omurilik felçli. Onunla tabii bir hayvanseverlik tarafımız da var. Evladımız gibi, üçüncü çocuğumuz gibi. Onu da hayat standartını iyi tutmaya çalışıyoruz. Harikulade. Sevgiyle büyütüyoruz. Çok güzel. Yalnız geldiniz ama artık az önce evet. de söylediğimiz gibi sevgili izleyenler, artık herkesin bir akrabası var burada. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz Volkan Bey'in nesi oluyorsunuz? Ben nöbetçi refakatçi olarak misyonumu devam ettiriyorum. Evet. Volkan Bey'in çok yakın arkadaşıyım. Çok yakın arkadaşım. 10 dakika önce tanıştık ama çok yakınlar. Siz, evet, siz insan ilişkileri kuvvetli birisiniz, yakın çok olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Beyefendiyi tanıyor musunuz? Tabii ki. İyi. Yakın arkadaşım. Çok yakınız. Çünkü yoksa delirdi mi acaba deyip kendisini tedavi ediyoruz. Mesaiden arkadaşımız. Çok tabii. güzel. Harikulade. İyi, sizi yalnız bırakmamış. Efendim o zaman daha fazla vakit kaybetmeden ister misiniz yarışmaya geçelim? Tabii ki. Peki. Tabii. Hanımlar, beyler, ilk kelimemizin sorusu geliyor. Methedici söz. Lütuf diyesim geldi ama. Yok, o önce... Methedici söz. Methetmek nedir efendim? Övmek, evet. Övgü. Övgü doğru cevap. Efendim, şimdi dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor tüm sevenler için. Buyurun. İllegal işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. Dilimin ucunda. Evet. Biz böyle... illegal işler. Nokta noktayız. Çete. Çete doğru cevap. Efendim, beş harflilere geçtik. Halk arasında yaygın kullanılan bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Yetmeyecek kadar az miktar veya küçücük bir parça anlamlarında sözcük. Lokma. Aha, değil. Lime. Yok, böyle bir nokta nokta. Gıdım. Gıdım doğru cevap. Beş harfli ikinci aradığımız kelime ruha şifa bir sanattan geliyor. Yine bildiği yerden geldi yarışmacının, gördünüz mü? Buyurun soruyu gönderin. Kompozitör eseri. Kompozitör ne yapar efendim? Kompozisyon yapar da evet. Müzik. Evet evet. Ne işte müziğin nesi? Şimdi vakti durduralım. Vakti durdurduk. Nasıl olsa bunu bileceğiz çözeceğiz. Bunu bir şekilde. Kompozitör eser. Müzik yapar ya. Ne yapar yani? Şöyle. Mesela bir şarkı söylüyorsunuz. Şarkının evet. Bir müziği var. Bir de aranjörü var da. Yok yok. Bir müziği var. Mesela beste, güfte. Ne? Beste. Ne? Beste. Beste doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Böyle bir önceki sorunuzla uzak akraba sayılabilecek türden gelsin bakalım. Bu ipucu bir işe yarayacak mı? Bazı Afrika kabilelerinin törenlerde kullandıkları kadar iletişim amacıyla da kullanılan vurmalı çalgı. Davul. Davul yani enstrümanlardan biri mi acaba? Ya gibi bir şey. Böyle bir hece tekrar ediyor gibi düşün. Bam bam bom bom gibi bir şey. Orada bir harf değiştirirseniz oldu. Bum bum. Hayır efendim. Bim, bim. İlki olmuştu. Bam bam. Onu bir durduralım. Durdurduk. Bam. Mesela bam bam doğru. Bu hecede bir harfi değiştireceğiz ve çözülecek. Bam. Mesela bim. Değil. Seslisi kalsın. Bam bin. Hayır efendim, o tekrar edecek zaten. Ha, evet. Bim.
Ya BAM kalıyor. BAM kalsın. Diğeri de BAM kalacak. Hı hı. Buradaki bir harfi değiştireceksiniz ki... İkincidekini. Hayır. İlk hecede bir harfi değiştirin, ikinci hece aynısı olacak zaten. Bilemedim bunu. Afrika yerlilerinin davulu efendim. Evet. Şimdi çıkacak, rezil olacağız. Yok estağfurullah, rezil olmak diye bir şey yok. Tam olacaktı. Böyle bir şey hissediyorum ama bir türlü... Üzgün alkış geldi sevgili izleyenler. Hiç beklemediğimiz anda. Bakacağız. Her şey bitmiş değil. Bakacağız. Bakıyorum efendim. 6 harfliyle devam edeceğiz. Mecazi anlamını sorduğumuz bir sözcük var. Gelsin bakalım. Hem yaşı geçkin hem süsüne düşkün kadın. Kokoş diyesin. Gibi bir şey. İyi başladınız. Evet. Onu 6 harfli yapın. Bir daha söyleyin. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Rahatız. Harf verin efendim ya. Evet. Kokana. Söyleyin. Kokana. Kokona doğru cevap. Bastı efendim. Gördüm, gözlerimle gördüm. Efendim 7 harfli ilk arayacağımız cevap Batı kökenli bir sözcük ve tek başına geliyor. Eskilerden ay benim çocukluğumda ne yanıyordu bunlarla. Evet buyurun gelsin. Kağıdı kuşa çeviren sanat. İkebana. Hayır. Origami. Origami doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2400 puanımız ve 2 dakika 4 saniye süremiz var. İstediğiniz kadar harf alabiliriz. Nasıl olsa. Bundan sonra artık kelimeleri bileceğiz. Evet. 7 harfli ikinci aradığımız cevap inanır mısınız 2 kelimeden oluşuyor ama sorusu da kolay. Ha gelsin bakayım sorusu. Dünyanın doğal uydusunun hilalden sonra girdiği evre. Evrelerini söyleyin. Hatırladınız. Şu an hiç aklıma bir şey gelmiyor. Takıldım. Peki dünyanın uydusu nedir efendim? Basmalı mıyım? Ay. Basın istiyorsun. Harf aldınız mı basarken? Aldım. Aldı harf aldı. Re. Evet. Ay. Evreleri vardı. Şimdi hilal var. Başka ne var? Çok takıldım bununla. İlk dördün veya son dördün de deniyor buna. Mesela ayı tam gördüğümüzde ne diyoruz? Dolunay. Heh. Yarım ay. Yarım ay doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçiverdik. Tek kelime ve mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız olacak şu soruyla. Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, takdim etmek. Tanıtmak. Tanıtmak doğru cevap. Efendim 8 harfli bir başka arayacağımız cevap yine tek kelime ve bir program türü. Gelsin sorusu. Gerçeğe ve olaylara en yakın biçimde her şeyi kendi doğal çevresi ve doğal akışı içinde objektif bakış açısıyla yansıtan film türü. Belgesel. Belgesel doğru cevap. Efendim 9 harfli ilk aradığımız cevap inanır mısınız 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Hazır yemek sektörüyle de ciğerimize kadar işledi. Buyurun gelsin. İnce kabuklu patatesi iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte parmak kalınlığında doğrama şekline verilen isim. Elma dilim. Elma dilim doğru cevap. Elma dilim parmak kalınlığında. Parmak patates ne kalınlığında efendim? İşte o kimin parmağı onu bilmiyorum. Aynen evet. Kime göre? Kimin parmağına göre olduğu değişti. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap yine tek kelime ve bir sesi niteleyen sözcük. Yani yansımalı bir kelime. Buyurun sorusu gelsin. Birdenbire suya düşmeyi çıkan sesle birlikte ifade eden söz. Harf alabiliyor muyum? Alabiliyoruz tabii. Bir harf rica ederim. Bir harf aldık. C. Böyle suya... Mesela... Cumburlop. Cumburlop doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. 2 harfli mastarla biten bir... Kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorusu. Nasıl arayacağız? Muhabere, enformasyon, yazışma anlamlarında kullanılan bir söz. Askeri bir söz mü acaba? Yani... Enformasyon, muhabere. Telekomünikasyon... Çok o kadar. Zorlamayın. Daha basit düşünebilirsiniz.
Haberleşme. Evet, evet. Haberleşme doğru cevap. Efendim son sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. İkinci kelimenin tek başına bir anlamı yok. Yazık ona. Gelsin sorusu. Para kullanmadan ticaret yapma yöntemi. Hayali. Efendim? Değil Volkan Bey. Para kullanmadan. Evet. Yani ilk başta. Neydi? Potlaç mı diyorlardı ona? Editörüm bilir. Para kullanmadan ticaret. Çok şey var. Takas. Evet. Mesela ha ne o? Gelmiyor şu an. Evet. Harf alın efendim. Harf istiyorum. Harf verin efendim bize. Artık bize sormadan harf verin. Bastım ona. Bastınız da. Bilecekmiş gibi ay, bastım. Allah iyiliğinizi versin. Mesela harf olamadan ticaret yapma. Peki. Mesela şimdi. Bu sizin, bu benim. Bu karabiber, bu da köfte. Ben size bunu veriyorum, bunu alıyorum. Ne yaptık biz? Değiş tokuş yaptık. Değiş tokuş doğru cevap. Ben artık... Çok güzel anlattınız. Artık bunu da bilmeseydim. Harika, 8200 puan aldık. Yani aslında bir soru. Evet. Ve hani zaten o soruyu, o soruda patlamasaydık muhtemelen harf konusunda bu kadar rahat davranmazdık. Çok iyi yarıştık bence Volkan Bey. Ayaklarınıza sağlık. Sizi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan unutmadan değerler ve Halloğlu ailesine çok selam söylüyorum. Ayaklarınıza sağlık Volkan. Tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Hanımlar beyler Volkan Bey'i alkışlarla uğurlayacağız ve son yarışmacımız gelecek.